Evet, 209'dayız arkadaşlar. Fa diyez, do diyez, sol diyez var. Tabi fa diyez minör arkadaşlar bunun tonu. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Burada ufak tefek bazen mesela işte mi diyez falan var. Ondan sonra arada re diyez falan var. Bunlara çok dikkat edelim. Bazı yerlerde parmaklar işte parmaklar da oynuyor. Mesela dördüncü parmak da var. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Nerede bu? Birinci dizek ve üçüncü dizeğin son ölçülerinde aynı şekilde. İkisi de aynı zaten bu arada. Birinci dizeğin dördüncü ölçüsü yani son ölçüsünü orada bir göstereyim. İşte do diyez zaten var. Re, do, re yaparken sonra do diyez, re diyez ve mi diyez yapıyor arkadaşlar. Normalde mi bu. Mi diyez şu şekilde oluyor. Sonra fa diyeze gidiyor. Onu da örnekleyecek olursak şöyle göstereyim size. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Do diyez, re diyez, mi diyez, fa diyez. Ondan sonra aynı şekilde üçüncü dizeğin son ölçüsü de öyle. Yani beşinci ölçüsü de buna benzer çalınıyor. Bir de şöyle bir şey var. Direkt üçüncü dizeğin dördüncü ölçüsünde mi diyez var. Yani şöyle fa diyez var ya zaten arkadaşlar. Mi diyez burada fa oluyor. Yani dibinde olmuş oluyor. Şöyle mi fa fa diyez mi fa diyez mi diyez derse şu oluyor arkadaşlar dibine. Birinci parmağın dibine koyuyorsunuz. İkinin dibine. Yani bir ölçü öncesine alırsam bu şekilde gidiyor. Onun dışında tabii birkaç yerde de çıkıyor karşımıza ama onun haricinde şeyi göstereceğim. Akor var. İkinci sayfamızın son dizeyinde. Etüdün devamında. La ve fa diyez yapıyor. Zaten daha önce de geçmiştiniz ama ben yine de göstereyim. La boş der. Fa diyez şöyle birinci parmak. Yani şu şekilde yapıyor önce. İki vuruş. Sonra yapıp bitiriyor. Başka bir şey yok. Başlayabiliriz etüdümüze. Dizek başından alıyorum.
ve sus ve diye bitiyor arkadaşlar.